artık pek kullanılmıyor efendim. Çünkü eş sesli olan İngilizce kökenli bir kelime var. Dost, arkadaş duck, anlamında. Duck mı? Yok, dost, arkadaş anlamında İngilizce kökenli bir kelime var. Kazın hangi organı olabilir? Kaz, ayağı, kaz, bacağı. Kaz. Ya başka gözüm, organı yok mu bu kazın? Kaz kanadı. Kaz kanadı. 700 puan değerinde. Çok teşekkür ederiz. Alkışlar son yarışmacımız Gizem Hanım için efendim. Gizem Hanım gazetecilik bölümünde okuyor. O da evet, son sınıf öğrencisi, evet, değil mi? Yani bir iki dersinde bir pürüzler var. Onlardan sonra mezun olacağım. Pürüzleri zımparalayacağız. İnşallah. İnşallah kepimizi fırlatacağız. Evet. Güzel günlerde mezun olacaksınız. Başka evet, neler yapıyorsunuz? Onun dışında şu an pandemi dolayısıyla pek bir şey yapamıyorum. Sakarya'da yaşıyorum. Aslen Niğdeliyim, ailem orada. Ama şu an ufak tefek işlerde çalıştığım için Sakarya'dayım ben. Ha, bir taraftan da siz çalışıyorsunuz öyle evet, mi? Hem öğrencilik hem iş hayatı evet, bir arada. Tebrik ederim, tebrik ederim. Vakit ayırıp geldiniz bu koşuşturma arasında. Teşekkür ederim aynı zamanda. Çağırdığınız için ben çok teşekkür ederim. Uzun zamandır bekliyordum. Tamam. Bunun bir de hafta finali var, tur finali var efendim. Bakalım kısmet şu an. Tekrar tekrar gelirsiniz inşallah. Çok heyecanlıyım. Inşallah. Celil Bey rahat. Vallahi öyle. Zaten Zeynep Hanım da iyileştikten sonra gelecek yarışmaya ya. Kendisini temsil edecek birisi var evde. Hazır bekliyor. O yüzden kendisini elerseniz Aleyna Hanım'ın ona yaptığı gibi ters ters bakmaz size. Merak etmeyin. Şaka umarım, yapıyorum Aleyna Hanım. Şaka yapıyorum. Siz performansınızı net bir şekilde ortaya koyun. En fazla 4 harf alacağız. 9400 evet, puana ihtiyacımız var. 9400'de kalırsak da 26 saniye arttıracağız. Ben süreden çok korkuyorum açıkçası. O bende. Yani basmayı unutabilirim o yüzden. Hesabı da yapacağım. Sizi de biraz zorlayacağım. Benjamin'e tamam, sert davranın diye. Olur mu? Başlasın mı? Tabii. Hadi başlasın. 4 harfli bir cevabı arıyoruz şu sorunun içerisinde. İstenmeyen sonuçlarla karşılaşma olasılığı. Harf alabilir miyim? Alırız. Harf almasak da... Risk. Risk alsak daha iyi olur. Haydi geliyor birisi. 4 harflidir. Tek bir kelimedir. Aynı zamanda bir erkek ismidir. Hakkı gözeten, doğruluktan yana olan, dürüst, hakça. Harf alayım. Aldık bir harf. Aynı zamanda bir erkek ismi olarak da karşımıza çıkar demiştim. Adem gibi bir şey mi? Adem değildir o. Hakkı gözeten, doğruluktan yana olan. Nasıl bir insan? Herkese hak ettiğini veren bir insan. Sana iki tane verdiysem sana da iki tane veriyorum. Yani buna çok... gelmiyor. Harf alayım. Yapmayın maalesef, yahu. Bir tane daha istediler. Adil. Adil. Takılmasaydık keşke buralarda bu kadar. Elimizde sadece bir harf alma hakkımız kaldı. Bu ne demektir? Gözü karartacaksınız Gizem Hanımcığım. Buyurun yenisi geliyor. İşbaşı ile paydos arasındaki çalışma. Mesai. Çok güzel. Ehliyetiniz var mı? Yok maalesef. Ehliyete sağlık gerek yok. Sağlık sorunundan dolayı alamıyorum. Arabaları gördünüz bir araba. Evet. İçinde bulundunuz. Evet. Değil mi? Hadi gelsin. Motor kapağına ne diyorlardı? Tampon değil. Tampon değil. Değil tampon. Neyi aç derler? Kaput. Kaput! 1500 kasa. Yarısı mastar. 6 harfli bir kelime. Harf alırsanız zaten üzersiniz beni. Buyurun. Derisini etinden ayırmak. Sıyırmak gibi bir şey geliyor aklıma da. Derisini... Ditmek? Hayır. Derisini... Etinden hayır, ayırmak. Çok kolay bir şey ama... Kesinlikle çok gelmiyor, kolay bir şey. Derilerini sıyırmak, ne yapacağız? Lime lime etmek. Lime lime etmezler. Deri lazım. Deriye... Çekmek değil. Derisini... Vallahi ne yaparım? Soymak. Soymak da değil. Yolmak? Hayır. Yolmak da tüyünü yolarsınız ancak. Derisini harf almayın yahu burada. Ya. Aldık mı? Aldık vallahi. Evet, ü harfi. Ütmek değil. Aa. Derisini ya, yüzmek. Yüzmek. İnanmıyorum. Ah ah, 6 harflidir, tek kelimedir, artık harf almak yok. Buyurun. Nasıl bir soru acaba? Bir müzik aletinin adı efendim. Aa. Evet. Yaylı bir çalgı,
Yine yaylı bir çalgıdan yola çıkarak ipucu veriyoruz size. Gelsin efendim. Battal keman. Yani kemanın büyüğü. Çello değil. Öbür ismi. Kontrbas gibi bir şey yok, geliyor. Yok çok aklıma. Büyüyor o. O iyice. Ekstra ekstra keman. Battal keman. Aklıma gelmiyor. Harf alabilir miyim? Alırsanız ama vazgeçtiniz demektir. Alacak mıyız? Evet, hiç aklıma gelmiyor. Vazgeçtik 9400'den. Verin harfinizi. V harfiyle başlıyor. Violin. Değil. Doğru yoldayız da son harfte bir... Viole. Viole. Bir durdurur musunuz? Ne demiştiniz? Violin dedim. Hayır. Viole. Ha, o da hayır. En başından başlayın olaya. Vi... Yo ve ve mi? Vi. Doğru mu gidiyorum? Vio. Bir nota. Viola. 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 500 puan değerinde. Bir buçuk dakika kaldı. Evet. Bütün sorularımızı görelim. Olur mu? İnşallah. Geliyor. Muhtelif sözünün daha yaygın kullanılan eş anlamlısıdır. Harf alayım. Buyurun. Muhtelif problemlerle uğraşıyorum. Yani bu ürüne benzeyen muhtelif ürünlerimiz var. Bizde nokta nokta çoktur. Bakın. Harf alayım. Envai muhtelif. Durdurup düşüneyim. Hiç beni dinlemiyor ki. Envai muhtelif. Çeşitli mi? Nedir? Çeşitli. Çeşitlidir. Şimdi tıpkı Adil gibi yine evet. Bir erkek ismi olarak kullanılır bu kelime. Kaç harfliydi? 7 harfli. Son 7 harfli cevabınız. Buyurun geliyor. Tanrı yoluna yönelme, doğru yol. Mücahit gibi bir şey mi? Değil. Mücahit savaşçı demek. Tanrı yoluna yönelme. Arapça. Evet. Nokta harf noktaya alayım. Ermek. Muradına? Hayır. Değil. Harf alayım. Buyurun. Aynı zamanda bir erkek ismi demiştik. Durduracağım. Durdururken bir harf mi aldınız? Evet. Evet. Öyle söyledim. Öyle söyledim. Hidayet. Hidayet 400 puan değerinde. Haydi geliyor yenisi. 39 saniye kaldı. Bütün soruları göreceğiz. Çok kötü ya. Göreceğiz. Hepsini göreceğiz. 8000'in de üzerinde bir puanla bitireceğiz. Görürsünüz. Bakın şöyle bir soru var. Artistik. Bu kelimenin yakın anlamlı karşılığıdır. Artistik show gibi bir şey mi var? Hayır. Artistik puanlar. Puanlar. Yüksek. Teknik puanlar, artistik puanlar. Artist neydi? Harf alayım. Artist. Artist nedir? Nedir? Ünlü, aktör, showman, ne bileyim. O artiz. Onu siz söylediniz. Artistik. Artist nedir? Art. Sanatla ilgili bir çok şey güzel. Mi? Sanatsal. Artistik, sanatsal 700 puan değerinde. Gelsin yenisi. 8 harflidir. 23 saniye kaldı. Ha gayret Gizem Hanım.